6 muhalefet partisi yarınlar için daha güzel yarınlar için bir araya geldi ve ilk cümleleri barıştı. O masada, muhalefet masasında, muhalefetin bir araya geldiği masada Ankara'daki güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantısında ne konuşuldu, hangi metne imza atıldı onu anlatacağım. Bir diğer masa ise Ukrayna-Belarus sınırında Gomel'de kurulmuş olan masa. Bu da yine tarihi bir masa. Bu masanın bir tarafında Ukrayna tarafı, bir tarafında ise Rus delegasyonu var. Ukrayna tarafının sivil kıyafetlerle masaya oturduğu, sanki çatışmadan yeni gelmiş gibi bir görüntü sergilediği, e, Moskova'dan gelenlerin ise Rus tarafının takım elbiseleriyle masada olduğu bir fotoğraf. Hala devam ediyor görüşmeler. Görüşmeler sürerken e, Ukrayna tarafı Donbas ve Kırım dahil olmak üzere topraklarımızı terk edin talebiyle masaya oturmuşken gözler bu önemli toplantıda. Bugün Türkiye'nin Ukrayna'daki büyükelçiliği ve konsoloslukları orada mahsur kalmış olan vatandaşlarımıza çağrıda bulundu. Trenler kalkıyor Romanya sınırına. Bir saat sonra bir tren kalkacak e, Romanya sınırına. O treni yakalayanlar, o trene binmek üzere hazır olanlar, trene binmiş olanlar var. Canlı bağlantılar yapacağız, Ukrayna'ya götüreceğim sizi. Yine tarihi bir hafta başlıyor. Bir ay sona eriyor Şubat ayı. 28 Şubat akşamında Halkan Haber bülteni Ankara'dan gelen o tarihi fotoğrafla başlayacak. Altı muhalefet partisinin bir araya geldiği o toplantının yarının Türkiye'si için nasıl bir deklarasyon metni imza atmış olduklarının haberiyle başlayacak. Ama bugün e, Birleşmiş Milletler rakamlarına göre yarım milyon Ukraynalı komşu ülkelere göçmek durumunda kaldı. Ukrayna'dan Türkiye'ye Dönmeyi başaranlar oldu hafta sonunda. Orada hala trenin kalkmasını bekleyenler var. Bu geceyi de sığınakta geçirecek olanlar var. Gözümüzün önünde barışın ne büyük bir nimet olduğunu bir kez daha bize gösteren görüntüler yaşanıyor. Bir insanlık dramı yaşanıyor Ukrayna'da ve elbette bültenimizin ağırlıklı kısmı Ukrayna'ya, Ukrayna-Rusya savaşına ayrılacak. Hadi başlayalım. Tarihi bir gün ve tarihi bir bülten başlıyor. 1944'lü şarkının ismi Camala. Ukrayna adına 2016 yılında Eurovision şarkı yarışmasını bu şarkıyla kazanmıştı. Camala da Ukrayna'yı hafta sonunda terk etmek zorunda kalan Ukraynalılardan biri oldu. İki çocuğuyla birlikte Ukrayna'dan ayrıldı. Geride kalan eşi savaşacağını söyledi. Bir insanlık dramına tanıklık ediyoruz bölgemizde. Zaten aslında maalesef şu kısa ömrümüze sığdırdığımız ilk savaş değil, bölgede yaşanan ilk savaş değil ama bir kez daha Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada parlamasını sağlayan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e e, teşekkürlerimizi iletmek gerekiyor. Bugün yapılan toplantı, Ankara'daki toplantı önemliydi. Laikliğin öneminin altını çizdiler. Kadın erkek eşitliğinin altını kalın çizgilerle çizdiler. Demokrasinin öneminin altını kalın çizgilerle çizdiler. Yarınlar için yapılan toplantıda vurgu yapılanlar çok önemliydi. 6 siyasi partinin genel başkan yardımcıları aralarında bölüşmüşlerdi ortak metni. O metnin belli kısımlarını okudular. O metin aslında bugüne kadar hep muhalefet de İyi hoş güzel eleştiriyor iktidarı ama iktidarın yerine ne sunuyor? Topluma ne öneriyor diyenlere bir cevap, bir manifesto niteliğindeydi. Gelin bültene o manifesto ile başlayalım. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi milletimize ve gelecek nesillere barış ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi. Üzerinde uzlaştıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni 6 siyasi partinin genel başkanının katılımıyla kamuoyuna açıklandı. Metnin özetini tarihi mutabakatı inşa eden Genel Başkan Yardımcıları okudu. Sahneye önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek çıktı. Erkek neden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı olduklarını anlattı. Bu sistem yönetimde kişiselliğe ve keyfiliğe yol açmış Cumhurbaşkanı'nın yasama, yürütme ve yargıyı güdüme alt, güdümü altına almasını sağlayan çok geniş ve denetimsiz yetkiler getirerek otoriter bir yönetim yaratmıştır. Bizler anayasal devlet anlayışımıza aykırı olan demokratik hukuk devletini temelinden zedeleyen ve egemenliği şahsileştiren bu sisteme karşı çıkıyoruz. Partili Cumhurbaşkanı bağımsız ve tarafsız yargıyı yok etmiştir. Metnin yasama ile ilgili bölümünü Deva Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu okudu. Meclisin temsil gücünün artırılacağını, seçim barajının da düşürüleceğini söyledi temsil gücünü arttırmak, temsilde adaleti ve çoğulcu demokrasiyi sağlamak amacıyla seçim barajını yüzde üçe düşüreceğiz. Adil rekabet koşullarının sağlanması ve demokratik siyasi hayatın güçlendirilmesi amacıyla en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde en az yüzde bir oy alan siyasi partiler hazine yardımından faydalanmaya hak kazanacaktır. Cumhurbaşkanının görev süresi ve yetkileri merak edilen başlıklar arasındaydı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Alp anlattı. Cumhurbaşkanı ile meclisin görev sürelerinin ayrıştırılması amacıyla Cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıl olarak belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanının yalnızca bir dönem için seçilmesi kuralını getireceğiz. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisiyle ilişiği kesilecek ve görev süresi sona eren cumhurbaşkanı aktif siyasete bir daha görev alamayacaktır. Ve yargıda yapılacak değişiklikler. Dilecek Partisinden Ayhan Sefer üstün anlattı. Hakimler ve savcılar kurulunu kaldıracak. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturacağız. Hakimlere çıkmayan coğrafi tayinat güvencesini sağlayacağız temel hak ve özgürlükler başlığında yapılacakları İyi Parti'den Bahadır Erdem duyurdu. TRT'yi ve Anadolu Ajansı'nı bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yeniden yapılandıracağız. Keyfi akreditasyon kararlarına son verip basın kartlarının verilmesinde meslek kuruluşlarına belirleyici bir rol vereceğiz. Eğitim müfredatına ilkokul birinci sınıftan itibaren insan hakları ve kadın erkek eşitliği dersleri konulacaktır. Kız çocuklarının eğitim hakkı güvence altına alınacak ve bu hakkın bu hakkı erişimin önündeki tüm engeller kaldırılacaktır. Kamu yönetimi ve siyasi etik Saadet Partisi'nden Bülent Kaya özetledi. Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız. Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz. Siyasi etik ilkelerinin düzenlenmesi amacıyla siyasi etik kanunu hazırlayacağız. Mutabakat metninin açıklanmasının ardından sahneye liderler çıktı. Tarihi imzalar atıldı. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutabakat metni şimdi imzalanıyor. Bu tarihi toplantıyı Halk TV'de dev bir kadroyla takip etti. İzlenimlerimiz ekrana gelecek bülten içerisinde. Masanın eksiklerinden söz eden izleyicilerimiz var. Ee, bu arada hemen söyleyeyim. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bugünkü bu tarihi toplantıyla ilgili bir açıklaması var. Demokrasiyi, barışı büyütecek her türlü diyaloğa anlamlı yaklaşmak gerek diyor. Onun ayrıntılarına bakacağız. Can Kaynar'da dünya için barış ve insanlık masası, Türkiye için adalet ve demokrasi masası kuruldu bugün. Her ikisi de umarım amaçlarına ulaşır diyor bir izleyicimiz. Hasan Murat Subaşı, Hasan Münir Subaşı bir başka izleyicimiz diyor ki 6 partinin manifestosunu canlı yayında izledim çok heyecanlandım. Bu yaşımda gözlerim yaşardı umut doldum demekte. De. Bilmem ne düşünüyorsunuz konuşacağız efendim detayları dediğim gibi Ankara'dan başka haberler de hazır ettik. 6 partinin bir araya geldiği bu tarihi toplantıdan detayları aktaracağız. Bu arada durmaksızın bu artık 5. gün. 5 gündür ekrana sürekli son dakika gelişmeleri yansımakta. Fransa Cumhurbaşkanı'nın Rusya Devlet Başkanı Putin'le Macron'un Putin'le görüştüğüne dair bir haber var ekranda. Fransa Cumhurbaşkanı Ukrayna'da acil ateşkes çağrısını yineledi. Putin'le yaptığı görüşmede. Peki Belarus sınırında Gomel'de kurulan masada, şu masada ne konuşuluyor şu anda derseniz Ukrayna'da, Rusya'da çıtayı en tepeye koydu. Ukrayna tarafı Kırım ve Donbas dahil olmak üzere topraklarımızı acilen terk edin dedi Rusya'ya. Rusya tarafının da istekleri var. Onlar da isteklerinin mevcut Ukrayna yönetiminin görev bırakması ve silahları, tüm silahların toplanması gerektiği isteğini masaya taşıdılar. Dediğim gibi her iki tarafta çıtayı en yukarı koydu. Bu masada toplantı devam ederken bu konuşma yapan beyefendi Belarus'tan, Belarus temsilcisi, ev sahibi. İşte barışa dair bir konuşma yaparak açtı toplantıyı. Bu toplantı devam ederken...